de yapalım. Hocam vasküvit, evet, kısaca vasküvit nedir? İşte nedir? Damarların iç yüzeylerinden iltihaplanmasıdır. Buna karşı tabii CRP yükseliyor burada. Ve çoğu zaman da teşhisi çok geç konuyor bunun. Hüseyin. Evet. Vaskülitte. Hocam vaskülitte aynı sefa çiçeğimiz, karabaş otumuz ve melisamız var burada. Bir de takviye ürünümüz çörek otu yağımız vardır. Aynı sefa çiçeğimizi sabahları kullanıyoruz. Bundan böyle hani 4-5 başak şeklinde olabilir. Hı hı. Şöyle atayım ben. Yine kaynayan çiçek, çiçek şeklinde. Calendula officinalis. Bir evet, su bardağına bunu atıyoruz. Kaynamış çok doldurmayın su bardağını. Hı hı. Yani böyle 150 mililitre, 125 mililitre yeterli. Şu iyi midir hocam? Evet. Bunlar ben... tam 125'lik yani. 125'lik ideal. Bu burada 5 dakika kaynıyor kısık ateşte. Kaynadıktan sonra sabahları aç karnına yine dediğimiz gibi yarım saat önce alabilir. Ya da sabah yemeğinden 2 saat sonra şeklinde de alabilir bunu burada. Akşamları da karabaş bitkimiz de bizim burada. Yine bundan 5 başak şeklinde olacak. Aynı şeyde, suyun içerisinde. Ya şimdi Çukurova'da nasıl bu karabaşlar çıkıyor biliyor musun? Mevsimi taze mi? Tam of, mevsimi. Antalya bölgesi, bütün Akdeniz bölgesinde o bölgelerde şeyi görürsünüz. Yani karabaşı gör, bu taze karabaş. Müthiş bir şey dedim ya, kalp damarlarını açıyor diye. Böyle 5-6 tanesini bir bağ ama taze olacak. Tazesi. Evet, taze. Yeni hasat edilmiş böyle. Çayını içeceksiniz. Günde bir defa, abartmayın, daha çabuk olur diye. Sakın, ölçüsü bu. Karabaş evet, otumuzun içerisine melisa da eklememiz gerekiyor bizim burada bir tutam şeklinde. Aynı demliğin içerisinde. Bunlar bu şekilde 7 dakika kaynıyor. Kaynadıktan sonra tekrardan sıcakken süzülüyor. Akşam yemeğinden 2 saat sonra ılık şeklinde içilmesi gerekiyor. Takviye ürünümüz de burada bizim çörek otu yağıdır. Bir yemek kaşığı şeklinde de çörek otu yağı alınması gerekiyor. Bu vaskülit evet, kürümüzdür bizim. Ne kadar sürüyor bu toplam? Bir aylık bir süreç. Yine dediğimiz gibi 3 ay düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor bunun daha. Bu...